Değerli izleyicilerimiz, yayında bazen böyle teknik sıkıntılar olabiliyor. Zaten bu sıkıntılardan dolayı biz daha önce saat 20.00'da yapmak istediğimiz yayını zamanında yapamadık. Şu anda da öyle bir teknik sıkıntı var. Bilmiyoruz ne olduğunu da anlamaya çalışıyorum bugünkü gündür. Ama bilmiyorum, yani bu yayında bir aksaklık var. İnternette sıkıntı yok. Ama yayında engelleme oluyor değerli izleyiciler. Murat Hoca'yı tekrardan alıyorum canlı yayına. Murat Öner hocamız şu anda konuğumuz, canlı yayın konuğumuz. Kendisi Evet, hoş Ukrayna'da geldin. yaşayan Ağızkalı Türklerle ilgili çalışmalar yapıyor, bilgilendirici çalışmalar yapıyor ve hizmetlerini şimdi kendisinden duyalım. Önce kendinizi tanıtabilir misiniz Murat Hocam? Tabii ki. Öncelikle ben Ukrayna'da yaşayan tüm Ağızkalı Türkleri kardeşlerimizin ve aynı zamanda Türk boyları, soyları kardeşlerimizin bir an önce o acılı durumdan çıkarak sağlıklı, sıhhatli, tampon bölgeye veyahut da sınır dışlarına gitmesini Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah yani bu çile biter. Sevgili kardeşim, Anlamış. ben Murat Öner. Ağızka Türklerinin çoğunluğu tanır, bilirler. Yani Ağızka Türklerinin davasından ziyade yıllarımızı, ömrümüzü Türk dünyasına, davasına adayan, kendimizce bir şeyler yapmaya çalışan bir abinizin, kardeşinizin. Şimdi kendimizi tanıtmaktan ziyade tabii ki burada bilmeyen kardeşlerimiz duysun, bilsin. Amacımız belli, hedefimiz belli, yüreğimiz belli. Buradaki konumumuz apaçık belli. Şimdi ben hemen kitabın ortasından gireceğim. Şu anda yüzleşmemiz gereken bir savaş var. Bu savaşta da oradaki Ağızka Türklerinin yanı sıra Türk boylarımızın bir an önce oradan çıkartılması. Tabii ki bunu sen de belirtiyorsun, dernekler de belirtiyor, iyi niyetli dostlarımız da belirtiyor. Devletler arasında olan anlaşma, masadaki anlaşma koridor açar, en uygun bir şekilde oradan çıkması sağlanır. Buna da Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz gövdesini koymuş. En büyük sebebi de bunun, buradan tabii ki bilmeyenlere belirtelim ki çünkü genelde Ağızka Türkleri Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamadığı için bazı konulardan, tarihsel konulardan eksik bilgileri var, bilsinler istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Ulu Önder Atatürk ve Büyük Millet Meclisi'nden geçen kanun var. Kanun aynen şöyle, harfiye. Türkiye sınırları dışarısında yaşayan akraba topluluklarımız, Türkler, bu Ağızka Türkçe olarak değil, tüm Türklerin eğer ki başka ülkelerde sıkıntıları olursa, dertleri olursa bunlara bir an önce el uzatılsın. Eğer ki oralarda zulüm, işkence, ölüm gibi hayatı önem taşıyan durumlar varsa ivedi olarak oralardan alınıp Türkiye Cumhuriyeti içerisinde iskan verilerek kucak atılsın. Bu kanun Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan belli vardır. Bu bir. Biz Türkler olarak ve insanca yaşam isteyenler olarak da şu anki durumda ivedilikle orada 78 yıldır sürgünde kalan Ağızka kardeşlerimizin sivil toplum örgütleri veyahut da gönüllüler olarak sadece ve sadece koordine yapabiliriz. Oradan WhatsApp üzerinden şu an teknolojiyi kullanarak biz WhatsApp üzerinden nerelerdesiniz, hangi bölgedesiniz, ne derdiniz var? Bunlarla ilgili iletişim sağlayarak bunu da diş işlerine, göçler idaresine, akraba topluluklarına ve Kızılay'a, AFAD'a, konsolosluklara, insan haklarına anca söyleriz. Yani bunun içinde yapmamız gereken ya bir grup veya iletişimli koordineli yapmaktı. Burada şöyle bir proje gerçekleştirdik. Bu bir ilk oluyor. Dedik ki orada erkeklerimiz, Ağızka Türkiye erkeklerimiz belirli ölçülerde kafaları daha çok karışık. Neden? Hem ailelerini, hem annelerini, hem çocuklarını kurtarmanın derdindeler ve bunun yanı sıra da kendilerine olacak.
Kadınlarımız da kızlarımız da bu konuyla ilgili tabii ki içlerindekini söyleseler de o psikolojik bozuklukla ataerkil bir toplumuz. Ne yapıyoruz? Kadınlarımıza dur bakayım. Yani biz kurtarıcıyız ya erkekler gibi psikolojik olarak çok büyük kavgalar, tartışmalar çıktığını duyuyoruz. Ne yapalım, ne edelim derken burada şunu belirteyim. 40 küsur yaşında kızım var, asker eşidir. Torunumun annesidir. Allah ömürlerini uzun etsin. Baba dedi, gelin dedi bir bayanlar grubu kuralım. Ahıska Türklerinden. Buna ön ayak olan da aylardır tanıştığı Azerbaycan'da yaşayan bir Ahıskalı kızımız, arkadaşı ve akrabalar da Ukrayna'da. Onlardan diyaloğa girerek grup kuruldu ve grubumuz şu an müthiş derecede bir katılım sağlandı ve oradan emin olun o kadar güzel iletişimler, yani güzel derken savaştaki durumları yani istediğimiz şekilde bilgiler akıyor. O bilgileri biz Bir de konsolosluklarda özür buyurun. diliyorum Murat Hocam, özür diliyorum. Zafer Zamiroğlu, saçma sapan yorumlar yazıyorsun, görüyorum. Lütfen Şimdi saygılı yani takın, tamam mı? Yani biz bugüne kadar Allah'a şükür kimseden bir şey almadık, kimsenin parasını da yemedik. Saçma sapan oradan yani yorumlar yazıyorsun, iftira kardeşimin şu atıyorsun, an kendine gel. canlı tamam boş verin. Şimdi biz yapmak istediğimizi ve senin yaptıklarını da burada sıralasak onlara geçelim. Yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Koordineli çalışmayla bugün bayanlarımızın gayet güzel, gayet iyi bir şekilde örgütlenerek 200'e yakın sırf Ukrayna'da bayanlarımızın grubu oluştu. Oradan seslerini, niteliklerini, içsel duygularını olduğu gibi belgelerle, videolarla, diğer durumlarla konsolosluklara, insan haklarına ve Dışişleri Bakanlığı'na bildiriyoruz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Gayet de güzel gidiyor Ramil kardeşim. Şimdi burada senin sormak istediğin, benim cevaplamak istediğim, bunun yanı sıra bazı dernek başkanlarımız var. Şemsettin Bey şu an eğer bizi izliyorsa o beyefendiye Bursa Ahıska Birlik Dernek Başkanımız. Yine Ali Mülsat Bey var, araştırmacı kardeşimiz. Azerbaycan'dan İskender Bey var, bu kardeşimiz. Yine şu anda Ukrayna'da ilk 400 kişilik grubun bütün yaşadığı olumsuzlukları seninle de canlı yayına çıktı sağ olasın. Yakinen takip ettin. Bunun için de gözlerinden öpüyorum Ramil kardeşim. Bu kardeşimizin de eğer şu an yayınımızı istiyorsa İsrafil Bey katılmasını isterim. Daha güzel, daha doyurucu, daha nitelikli bir sohbet niteliğinde uyarıcı olur diye düşünüyorum. Buyurun kardeşim. Tabii ki hocam, katılmak isterse İsrafil kardeşimiz, onu da bekleriz. Zaten bugün şöyle söyledik. Yani sadece STK yöneticiler değil, kanaat Evet. önderleri ve bu anlamda şu an Ukrayna'da yaşayan Ahıskalılar da derdini anlatmak isteyenler varsa buyurun, çıkın, anlatın. İster bizi destekleyin, ister desteklemeyin. Bize karşı da olabilirsiniz. Fark etmiyor. Çıkın, derdinizi anlatın. Önemli olan şu an Ukrayna'da yaşayan Ahıskalı Türklerin gerçek sorunlarıdır. Nedir bu halkımızın sorunları? Mesela savaş artık 4. haftasındayız. Bu insanlar yemeden içmeden, yani bütün erzak kıtlığı olduğu düşünülüyor. Yani söyleniyor. Yemeden içmeden nasıl duruyorlar? Nerede saklanıyorlar? Sürekli işte Rus tarafı geliyor, sonra püskürtülüyor. Bu arada kalan tabii halk oluyor. Bu mermi geçen dün bir haber paylaştım. Ahıskalı bir ailenin evine bomba düştü, yani bomba, bildiğiniz bomba düştü ve 3 Ahıskalı kardeşimiz yaralandı. Yanlarında oturan bir tane Rus uyruklu arkadaşları da vefat etti. Yani durumun ciddiyetini biraz kavramamız gerekiyor. Bu anlamda ne yapmamız gerektiğini sizlere sadece aktarmaya çalışıyoruz. Murat Hoca'nın da demek istediği şudur ki biz bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Yani koordine etme Aynen. amaçtır. Çünkü bu Aynen. tarz durumlarda sayfalar, ondan sonra WhatsApp grupları çok önemlidir. Ama kirli bilgilerin de çok olduğu bir dönemdeyiz şu anda. Herkes işte Dışişleri Bakanlığı'nın, devletimizin yapmış olduğu çalışmayı üstüne alıyor. İşte ben yapıyorum, şu yapıyor falan filan. Evet, şahıslar olarak mesela Murat hocamız da bir şeyler yapmıştır. O İstanbul'da bekleyen 50
kişiyle ilgili bilgi verebilir misiniz Murat Hocam? Tabii ki Ve şimdi İstanbul Rami Büyükşehir kardeşim Belediyesi'nin ben desteği de varmış orada. evet şimdi ben şöyle diyeyim sıralı gidersek daha anlamlı olur. Hem çok fazla da arkadaşlar sıkılmaz. Öz kaynak noktaları girelim. Sanırım arkadaşlar burada olursa lütfen istek yollayın. Ramil kardeşim sizleri de alsın ki her birimizin kendimize has uzmanlık alanları var. Daha doğrusu görev yaptığımız konular var bu konularda daha hoş olur. Yoksa hepsini ben veyahut da Ramil kardeşim cevaplarsa tamam Evet. bizler de bunlara yanıt verebiliriz ama öbür türlü olursa daha hoş olur. Şimdi şuna gelelim. Bir, deminki dediğiniz gibi koordineli çalışmalar ve bunları bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bildirerek ve üst kurumlara bildirerek kendi aramızda da istişare yaparak olayları daha derinlemesine götürmek. İki, burada şunu ben haykırmak istiyorum, seslenmek istiyorum, kirliliği önlemek için. Özellikle ve özellikle kurmuş olduğumuz grup ve istişare ettiğimiz arkadaşlar herhangi bir derneğe bağlı değiller. Bakınız bunu söyleyeyim. Çünkü dernekler üstü bir grup yapmaya çalıştı. Siyaset üstü gibi. Burada özellikle bütün canlı yayınlara da haber yolluyoruz. Bizim adımıza ve şahsımızla ilgili yaptığımız çalışmalarda kesinlikle ve kesinlikle nakdi olarak bir kampanya başlatmıyoruz. Öyle bir durumumuz yok. Bunu özellikle belirtiyoruz. Çok önemli konu. Çünkü az önce aşağıda sanırım birileri bir şey dedi. Şimdi bir kere bunu bir yıkalım. Yapmış olduğumuz olay şu, çağrılar. Diyelim ki Murat Öner'in nüfusu kimlere işliyor, çalışıyor, görüşüyor. Yani bürokrat, her halkın gideceği yer ama belediyeler veyahut da sivil toplum örgütleri veyahut da Türk boyları. O arkadaşlarla istişare yapıyoruz. Kardeşim, şu an için Ukrayna'da yaşayanlara bizim nakdi ve gıda olarak yapacağımız hiçbir şey yok. Bazı bölgelere var. Oradaki arkadaşlara icabında bankaların çalıştığı yer, matiklerin çalıştığı yerlerde, marketlerin çalıştığı yerlerde belirli ölçülerde şu IBAN'a veya şu şahsa yollayın, onlar da paylaşsın gibi denebilir. Ama Türkiye içerisinde geldi mi kesinlikle ve kesinlikle kişilerin dertlerini, sıkıntılarını çoğulcu olsa dahi, tekil olsa dahi o an kurumların üzerinden yönlendirip onlarla birebir ilişki yaptırıyoruz. Yani ne yardım yapıyorsa kurum direkt şahsa yapılıyor. Bunu burada üzerine basa basa kırmızı çizgiyle belirttim Ramilciğim. Yani bizim ve Bir dakika, arkadaşlarımızın özellikle hocam beraber olduğumuz özür insan. Buyurun. diliyorum. Özür diliyorum. İsrafil Bayramoğlu yazdı da iki kişiyi aynı anda alamıyorum canlı yayına. Murat Hoca'dan sonra İsrafil kardeşimiz seri alacağım Tamam. canlı yayına. İsabil yavrum sen bekle. Benden hem ben fazla zaten anlatmayacağım. Senin asıl konularına ben girmeyeceğim. Sen gir. Şimdi şunu belirteyim. Bizim ana kuruluş amacımız, daha kuruluş derken yardım ve oradaki kardeşlerimize desteğimiz bir gönüllü ordusu yaratmaya çalıştık. Ya bunu da başardık. Yani nasıl başardık? Üç kişiyle, dört kişiyle derken bu çoğaldı. Şimdi aşağı yukarı bir 15-20'yi buldu. Yani hep gönüllü, kendi kendine çıkıyor ve kurulan grup da kendilerine bırakıyoruz. Diyoruz ki burada konuşun. Bu gruba gelirken 250-300 kişiyi buldu. Sen de içindeydin Ramil kardeşim. Birbirlerine sorular, bizlere sorular. Tabii güven kalmamış. Kesinlikle hiçbir derneğe güven kalmamış. Bakın A'dan Z'ye hiçbir Evet. derneğe güven kalmamış. Dernekler öncelikle burada Derneğin başkanı empati bugün yapıp çıktı hocam Ukrayna'dan. Yani DATOB'un temsilcisi bugün Ukrayna'dan ilk ona gelen geleceğim. otobüsle çıktı. Geleceğim. Kime güvensin bu insanlar? Evet biliyorum. Tabii ki işte. Şimdi burada önce kendilerini şöyle bir empati yapıp yüzleşsinler. Kendilerini sorgulasınlar. Bak AB demiyorum. Şimdi bu insanlarımız da haklı yere. Murat Öner kim? Ahu kim? Mehmet kim? Hüseyin kim? Yani bu şey mi? Robin Hood mu? Geldiler yardım ediyorlar. Haklı yere. Şimdi biz onlara kendimizi sırf dün icabıyla bir gün boyunca anlattık. Dedik ki durum bu. Şundan ibaret. Bu arada tabii ki bu durumları manipülasyon yapmaya çalışan, provoke eden bazı şahıslar çıktı sayfada. İşte biliyorsunuz aslında demek istemiyorum. Ben bu konulara biraz biliyorsunuz duyarlıyım. DATÜK şöyle veyahut da diğeri böyle, öbürü şöyle gibi.
ve hep atlamaya çalışıldı. Her neyse sonuç bugün sayfa grubumuz sakinliğini koruyor, gayet iktidarlığı dediklerimizi anlamaya başladılar. Sadece ve sadece biz o arkadaşlarımızın direktman kontak durumundayız. Başka maddi olarak hiçbir şey yapamayız. Fakat maddi olarak bağlantılı yerlere ulaştırırız. O gücümüz var. Yani bunu hükümet veyahut da devlet konumunda zaten yapılıyor. Bizimki belediyeler bazında, STK'lar bazında yaparız ama bizim üzerimizden değil arkadaşlar. Bunu özellikle belirtiyorum. Çünkü bu hassas noktalardır. Onların hepsi hangi kurumsa o kurumlar ikili ilişkiye geçiriliyor, oralara bağlıyor. Diğer konuya gelelim. 50 kişilik şu anda İstanbul'da Ahıska Türk'ü bacılarımız, analarımız, çocuklarımız var. Burada o kadar mutlu oldum ki ben, emin olun. Lütfen burayı hassasiyetle dinleyin. Neden? Nedenini de şurada belirtiyorum. Bir kere biz Ahıska Türkleri 93 muhacirleriyle 1944 sürgünlerinin barışma demeyelim, kavgalı değiliz de iletişim kurmamız gerektiği günler geldi geçiyor. Yani 93 muhaciriyle 44 Ahıska Türkleri. Müthiş bir kopukluk var. Şu 10 gün önce bunu kırdık. Şu anda Artvin'e gelen Ahıska Türkleri, 93 muhaciri ve Erzurum Horasan'daki Ahıska Türkleri, muhacirleri şu an 1944 sürgününü yaşayan Ukrayna'dan gelen 50 kişilik grubu hiçbir kuruma kaptırmadan İstanbul'da aldılar, ev tuttular, evi düzdüler, bütün gıdalarını, giyimlerini mutlu bir şekilde öyle göçmen, muhacir veyahut da sığınmacı değil, direkt aileden birer nefer olarak aldılar ve bu durumu şu anda emin olun o kadar mutluyuz. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aradık, sağ olsunlar, ilgilendiler. Şu anda kontak halindeler, bütün 50 kişinin gıda, giyim, nakdi her neyse bütün ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ve bu arada da yaparken de ben konuşuyorum, dikkat edin. Hiçbir yerde durdunuz mu gazetelerde? İstanbul Büyükşehir Belediyesi yardım ediyor, yok. Veyahut da Erzurum Horasanlar şu an yardım ediyor, duydunuz mu? Yok. Şimdi bunun yanı sıra da birazdan İsrafil kardeşim çıkacak. Bizim o karınca kararınca, o şeyde Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayi Milliyeciler gibi kendimizce, kardeşlerimizce çıkıp da koordine sağlarken gece gündüz bundan hiç şey olmadık, yani zorsunmadık. Ta ki Edirne'ye varana kadar biz de gitmeyi bilirdik. Gidip orada karşılayacaktık ama biz İstanbul'da karşılayıp yine reklamını yapmayacaktık. Ama oraya kadar her şeyiyle onlara moral verdik, mutlu bir şeyler yapmaya çalıştık yani bir şeyler. Ama ne yazık ki kapıda birileri karşılayıp ondan sonra o arkadaşlar dönüyorlar. Sözümü bitireceğim. Bugün yine grubumuza bir ses kaydı geldi. Denilen şu, İsrafil belki o konuya girmeyebilir, buradayken ben söyleyeyim. Fuat Uçar diye bir beyefendi dediği şu, ya biz Dışişleri Bakanlığı'yla devletle beraberiz, zaten çalışıyoruz, bütün her şeyi biz yönlendiriyoruz. Diğer konuşanlar neyi konuşuyor? Ne gereği var? Otursunlar oturdukları yerde, biz zaten yapıyoruz. Şimdi bakınız beyler, önce şunu belirteyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ben aynı zamanda Milliyetçi Demokratlar Genel Başkanıyım. Bak, bir STK'nın Genel Başkanıyım. Bu arada Bursa Ahıska Birliği'nin 2 yıla yakın sosyal projeler başkan yardımcılığını yaptım. Şu an hala yönetimindeyim. Yani şunu da belirttim. Ya dernekçiliğin ne olduğunu çok iyi biliriz. Türkiye Cumhuriyeti'nde dernekler kendi, bak kendi boylarını, Afşar'ı veyahut da Çerkez'i, Türkmen'i değişmez bu. Tüzüğünde yazılı olanlar bellidir. Bunu imzalayan kimdir? İçişleri Bakanlığı. Doğru mu? İçişleri Bakanlığı ne demek? Devlet demek. Sen devletin o anda bütün gözetimindesin. Yani DATÜP sadece sorumlu değil. Ahıska Türk'ü derneklerin hepsi bu konudan sorumludur. Senin ikili ilişkin vardır hükümetle veyahut da o anki birimle. O ikili ilişkini kullanırsın. Yapacağını sana yok demez ki devlet. Yap tabii der. Ne gerekiyorsa biz de yapalım der. Der yani bunu. Şimdi biz de dernekler olarak zaten bizler de görüşüyoruz. Diğer dernekler de devletle görüşüyor. Onun için şahıs kalkıp da bu tür laflar etmesin bu saatten sonra, yanlış ediyor.
burada cezasını Ahıska Türkleri çekiyor. Neden? Ya bugün bir kişinin bile hiç belli olmadan o kadar büyük işler yapabilir ki. Doğru mu? Sen nasıl kalkıp da yapma, yanımızda olma, bu durumlara karışma demen bir kere Ahıska Türklerine hainliktir. Ahıska Türklerine yanlışlıktır. Hadi Kendisi hepsini bırak. kimdir? Kendisi Ahıskalı bile değil. O kimmiş ki? O bir dakika, bir dakika Şimdi hocam. Beni de zaten mahkemeye vermiş. Bu konuyla ilgili de bir benim açıklamam olacak. Bu Ukrayna şeyi sıkıntıları geçsin. Ben bunu da açıklama yapacağım bu konularla tamam. ilgili. Şimdi Kendine Kürt eyvallah. dediğim Şimdi için Rahmi'ciğim biz Kürtlüğü hakaret saymış, mahkemeye vermiş beni. Sen kimsin? Sen Ahıskalı şimdi bile bakın değilsin. kardeşim. Ahıskalılar eğer Ahıska Türkleriyle ilgileniyorsa bundan sana ne? Tövbe ya Rabbim. Şimdi ben şu konuya da gireyim o zaman. Zamanında bizim Ahıska Türk boylarını her zaman Türk düşmanları bozarlar. Ama onlar lütfen burayı da iyi dinleyin. Bakın iyi dinleyin. Yakalamışım seni bunları konuşayım. Türk'ü içeriden Türk'le vururlar. İyi bir Müslüman'ı içeriden İslamiyet'i kullanarak vururlar. Özellikle Türkleri bakın. Nettir bu. Tarihler bunu tekerrür ettiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu bizzat yaşadım. Caminin hocası bizzat benim de ve şahitleri var. Türk konusu geçtiğinde Türkiye'nin dediği şu oldu ayrıştırmacı. Ya dedi Türkiye'de ne var ki Türkler dedi çok rahat yaşıyor. Kürtler zulüm görüyor ve ben kalktım sen ne hadsiz adamsın dedim. Ben de İmam Hatip kökenliyim bu arada. Sen dedim hata yapıyorsun. Sen görevini yap. Anlatabiliyor muyum? Uzun lafın kısası o şahsın hangi cemaatte nerede olduklarını biliyor. Şu anda da benimle de veya Türk boylarıyla uğraştıklarını da biliyoruz biz. Şu an oraları sadece küçük bir nüanstan geçiyorum. Şimdi Avşarlar yönetir. Çünkü kendi kültürünü bilir. Türkmenler yönetir. Kendi kültürlerini göre yaparlar. Yörükleri aynı keza. Fakat yönetiminde olabilir. Belki bir Avşar'ın yönetiminde Ahıskalı da olur. Belki bir Avşar ama şimdi Fuat Bey kalkıp da her şeye bütün müdahil oluyorsa evet ben de söylüyorum. Demin sayfada da söyledim. Sen bir Kürtsün. Benim Kürt kardeşlerim çok. Kivran da Kürt. Dostlarım çok. Yeter ki vatanını sevsin. Doğru mu? Ona kimsenin bir şey dediği yok. Hadi gidin bakayım bir Kürt derneğine Ahıska Türkçe olarak bir girin böyle yukarı perdeden konuşun. Ne derler? Yani kim konuşturmazlar ki seni. Bunun adı Yani ses ayrıştırma değil. kayıtlarını da dinliyorum hocam. Bana geliyorsa gruba attığı Ahıskalıların bulunduğu gruba attığı ses kayıtlar. Siz de şahitsiniz. Böyle üstten konuşmalar, böyle emrivaki konuşmalar, ses yükseldi konuşmalar. Sen kimsin ya? Sen bir genel sekretersin. Sen maaşlı bir elemansın Fuat Uçar. Maaşlı bir eleman. Sen Ahıskalı Türklerin derdinden anlamazsın, sıkıntısından anlamazsın. Bizim gibi onların derdini dert edinmezsin. Sen kimsin? Kimsin de bizim Ahıskalı Türklere ses yükseldi konuşuyorsun. O ses kayıtların hepsini aldım. Grupta paylaştığın için de ses kayıtları özür diliyorum Murat Hocam bunu söylemem gerekiyor. Grupta paylaştığın için yani kamuoyuna açık platformda paylaştığın için paylaşılmaya müsait yerde paylaştığın için bunu yayınlamak da suç değil. O bütün o ses yükselttiğin o ses kayıtların hepsi bende var. Hepsi geliyor. Bu Evet. Fuat Uçar kimdir? Bizim gruba Neredendir? Niye bize atıldı. böyle Evet, bağırıp çıktı. konuşuyor falan? Hepsi duruyor. Fuat Uçar, bütün bunları bu Evet, şimdi yaptıkların hesabını vereceksin. bakın sevgili kardeşim ben O buradan şunu kimmiş diyorum. Murat Bey? Bizim Kim ki ben konumuz onu davet Ukrayna. edeyim? Ahıskalı bile değil ya. Şimdi ben bugün şunu belirttik. Daha doğrusu bakın dostlarım, kardeşlerim bu kalacak sayfada izlesinler. Her yere gidiyor. Biz dedik ki o zaman bu işe dedik bir noktayı koyalım Ramil Bey'e. Ramil Bey de dedi ki buyurun diğer arkadaşlarla grupta istişare yaptık. Hepsi birbirinden değerli. O zaman Fuat Uçar da gelsin canlı yayına. Buyursun gelsin. Diğer dernekler de gelsin. Fuat Ramil de Gelmesin at bir hocam. yere. Benim Ahıskalı Ben dedi onu olmayan dedi birinin istemem. Ahıskalı Türkler yönetmeye kalkmasın. Zaten birinden kurtulamıyoruz. Diğeri geliyor. Tamam, şimdi ben şunu Gelmesin. belirteyim. Ben, yeri Buradaki yoktur bizde Ukrayna onun. Savaşı'nda evet şimdi Ramil'ciğim Ukrayna Savaşı durumundaki olan şu an her gün bana onlarca mesaj geliyor. Kızımıza
Onlarca mesaj geliyor. Türkiye'nin içinde de sıkıntı çekenler var. Onlara da ulaştık. Buradan sesleniyorum ve buradan şuna sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde olan Ahıska Türk'ü kardeşlerimiz, bacılarımız, grubumuza gelin veyahut da bana ulaşın veyahut da Ramil Bey'e ulaşın. Hangi bölgedeyseniz lütfen sadece Türkiye Cumhuriyeti hükümeti veyahut da devletinden her şeyi beklemeyin. Bakın her yere yetişemezler. Bu sefer de ne oluyor? Bundan faydalanmaya çalışılan aynı DATÜP gibi kendine kar çıkartmaya çalışanlar ortaya çıkıyor. Yani sizler bizlere ulaşın. Bizler mutlaka ve mutlaka devletin birimlerine ulaşırız. Siz söyleyin, diğer kurumlara ulaşırız. Aynı zamanda da belediyelere ulaşırız. Yani net ulaşırız. Yani çareniz, derdinize çare oluruz. Buradan sizlere haykırıyoruz. Gelin diyoruz yani. Gidin kapıyı çalın. Gördüğünüz dernekleri oralarda herhangi bir şey yapılmıyorsa bizlere ulaşın. Biz bunu istiyoruz. Yani sizlerin üzerinden, Türk boylarının üzerinden kimsenin prim yapmasına, maddi çıkar sağlamasına, makam sağlamasını istemiyoruz. Yeter. Çünkü aynı konuda empati yapıyoruz. Bizim torunlarımız var. Bizim çocuklarımız var. Bizler varız. Bizler sizlerin sesiyiz. Ben bir STK başkanıyım. Sivil toplum örgütüyüm. İdealist bir insanım. Abinizim. Biz 93 muhaciriyiz. Ben bir Ahıska Türk'üyüm. Eşim de benim Balkan muhaciri. Bakın dikkat edin. O da muhacir. Onun da babaları, dedeleri sürgünle, zulümle Türkiye'ye gelmişlerdir. Yani anlayın. Biz bize yeteriz. Taviz vermeyin. Ekleyeceğim bir şey varsa Ramil'ciğim bana sor. Çünkü çok yoğun kafamın içi. Yani grubumuza Hocam, gelsinler. İsrafil Bayanların kardeşimizi grubu. de alalım. Yani yayın daha fazla uzam. Tamam. İsrafil kardeşimizi de olur alalım diyorum. Kardeşim, Onu peki. da alalım. Oradaki durumlardan da haberdar Buyurun. Olalım. O Ukrayna'daki zaman benim durumlardan. Tabii. Ben çıkmam lazım değil mi? Yani, peki. Evet hadi hocam, görüşmek ikili üzere. görüşme yapamıyoruz. Maalesef öyle bir imkan yok. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Sağ olun, bilgilendirdiniz. Ben teşekkür Yine ediyorum. bekleriz canlı Allah yayınlara. Yar ve yardımcımız olsun. Bu Allah süreçte yar ve emeği yardımcımız olsun. Geçen, yani yapmaya çalışan, sağ olun. Evet. Bir şey var herhalde, seste bir sıkıntı. Evet arkadaşlar, Murat Hoca, Öner Hoca yayındaydı. Bu süreçte yani emeği geçen, bir şeyler yapmaya çalışan, çabalayan, insanlara yardımcı olmak için uğraşan kim varsa Allah razı olsun. Şahıslardan da, derneklerden de, ama kimse kimseden üstün değil. Az önce kızdığım nokta şuydu. Fuat Uçar denince benim akıl gidiyor artık. Yani gerçekten bu şahıs hadsizliğin had safhasına ulaştı. Ahıskalı değil, Türk değil. Gelmiş Ahıskalı Türklerin kurumunda maddi anlamda geçinerek Ahıskalı Türklere hizmet etmesi gerekiyor. Zaten yapması gereken o. Sen bu halk üzerinden para kazanıyorsun. Dernekten maaş almıyor musun? Veya o şahıstan. Alıyorsun. Dolayısıyla bu insanların karşısında senin eğrim büklüm olman gerekirken üstünden konuşuyorsun ya. Üstten konuşuyor. Bir de azarlayıcı şekilde konuşuyor. Ben bugün onun ses kaydını gördüm. Çok sinirlendim. Daha neler neler gördüm de bende daha neler neler var. Hangi DATÜP temsilcisi Ukrayna'da savaş varken gidip ne bileyim içkili mekanlarda dansöz oynattı? Ben onların bütün bilgileri var bende ya. Siz benim gördüklerimi görseniz tükürürsünüz bunların yüzüne. Yarım çıplak dansöz oynattılar masada. Sizin bilginiz var mı? Daha neler neler. Paylaşmıyorum. Bugün ortalık karışmasın diyorum ama yaptıkları hareket de hareket değil. Siz bu milleti nasıl azarlarsınız? Ya öyle insanlar var ki gerçekten, yani bizim insanımız saftır, bizim insanımız temizdir. Bir ablamız gruba girmiş, gruba katılmış artık. Gruba yazıyor ki beni de bu gruba alır mısınız? Yani bu derece, yani saf bu insanlar, bilmiyor, bilgisiz. Bu insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Numaralar paylaştığımız halde DATÜ, Dışişleri Bakanlığı ilgili birimlerinin numaralarını paylaştığımız halde o numaraya ulaşamamış, yazamamış. O insanlar bize yazıyor, biz aracı oluyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii burada oturmuyoruz yani, boş böyle oturup konuşmuyoruz.
Normalde ayda bir kere canlı yayın yapardım gündeme ilişkin. Bugün önemli olduğu için bu konular, Ukrayna konuları sürekli canlı yayın yapıyoruz. İnsanları bilgilendirmeye çalışıyoruz. İyisiyle kötüsüyle çalışma yapan kim varsa, bir şeyler yapmak isteyen kim varsa onlara ulaşıp onların halka ulaşmasını sağlıyoruz. Onları tanıtıyoruz ki millet de görsün. Çünkü insanlar artık güvenmiyor. Herkes başkan kesildi, herkes yönetici kesildi. Başkanlar zaten kaçmış gidiyorlar Ukrayna'da. Daha ne yapsın bu insanlar? Kime inansın? Ne yapsın yani? Beni deseniz ben bir yerin başkanı değilim. Bakın sade giyimle çıkmışım karşınıza. Sadece ve sadece ağız kalı bir Türk'üm. Bu ağız kalı gençlik medyasının sadece sahibiyim, kurucusuyum. Bu. Yönetici değilim, bir yerde bir şey değilim. Kimseye başkanlık yapma gibi de derdim yok. Ama genel sekreter normalde işi kağıt taşıyan, para saymak olan insan kalkmış milletime başçılık yapıyor ya. Benim şenliğime, benim toplumuma sekreter, genel sekreter gelmiş yöneticilik yapmaya çalışıyor. O kadar mı öldünüz? Tatup içindeki bizim şenlikler. Hani İsamoğlu'za neredesin? Bu çok Türk'üm Türk'üm diyordun ya, gerçi ona da şüpheliyim de. Hani neredesin? Böyle zamanlarda çıkmaz lazım insanların karşısına. Vermişsiniz genel sekreterin eline bütün yetkileri, insanlara bağırıyor çığırıyor. Kimmiş ya o? Düne kadar affedersiniz ölü yıkıyordu Kazakistan'da. Şimdi şey olmuşlar da yani milletin başına efendi kesilmişler. Bunu da kaydet, mahkemede bunu da kullanırsın Fuat Uçar. Bu söylediklerimi de kaydet. İsrafil kardeşimizi ekliyorum şu anda. Canlı yayına İsrafil kardeşimiz. İsrafil Bayramoğlu'ydu yanlış hatırlamıyorsam. İsrafil, isteği iptal edip tekrar göndermen lazım. Ekleniyor, evet. Şu anda ekleniyor. Telefonu yan çevirmen lazım. Reddetmedim ama. İsrafil, telefonun döndürme modunu açıp yan çevirmen lazım yayına katılabilmen için. Buradan da yorumları okuyayım İsrafil kardeşimiz gelene kadar bakayım. Yorumlar okuyacağım arkadaşlar. Hepinizin yorumlarınızı okuyacağım. Yorum yazabilirsiniz. Kusura bakmayın biraz ettim. Sağ olsunlar biraz sinirlendiriyorlar insanı. Yok çevirme çevirme. Selamun aleyküm Soğuk kardeşim. abi, Nasılsın? soğuk. Neymişsin? Sizin gibi öyle orada oturmuyor sıcakta. Soğuk burası. Allah yardımcız olsun. Görüyorum evet. Gelir. Bilgiler gelir bize de. Ne ediyorsunuz İsrafil? Şu an neredesiniz? Bir tane bir şeyle katılmak istiyorum canlı yayına. Aha böyle. Biniyor musunuz? Otobüse mi biniyorsunuz şu anda? Aha böyle. Kaç tane otobüs, kaç tane tren, kaç tane vokzal, kaç tane pomeşçenye. Aa, burası Lviv şehri şu anda. Türkiye Cumhuriyeti'nin otobüsü burada. Şu anda buradan da sesleniyorum. Şu anda da sınır bölgelere gitmek isteyen kadınlar ve belirli şartlarda sınırların kabul ettiği erkekler var ise daha şahit. Türk otobüsleri burada. Onun haricinde bizimle irtibata geçen insanları buraya yönlendiriyoruz zaten. Yolda kalmış Şartları da söylesene kalmak. İsrafil. İsrafil yani şartları da söyle daha açık olsun. Kimler gelebilir? 18 kimler gelebilir? 60 yaşını geçmiş. Yani 61 yaş ve üzeri 60 yaşını geçmiş. Herkes sınırlardan çıkış yapabiliyor. Erkekler için geçerli bu kural. Kadınlar yaş, kilo, boy sınırı olmadan herkes geçebiliyor. Sıkıntı yok o konuda. Şeyden ise erkeklerden ise geçemeyenler şu anda en son Ukrayna'nın parlamento kararıyla olarak çıkartmış olduğu bir takım bilgiler var. Onları da söyleyeyim buradaki insanlara. O da şu anda eğer bir kişiye bakmakla hükümlüyseniz ve bir çocuğunuz varsa, eşiniz yoksa o çocuğa bakmakla hükümlüyseniz, ikincisi iki tane çocuğunuz varsa
bakmakla hükümlüyseniz, 3 tane çocuğunuz var ise o zaten bir kesin. En son çıkan haberler bu durumda. Askerliğe engel bir hastalığınız varsa ve bununla alakalı raporunuz varsa çıkış yapabiliyorsunuz Ukrayna pasaportuyla. Onun haricinde eğer Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla veya kimlik kartıyla buraya giriş yapmış iseniz onda da bir sıkıntı yok. Rahatlıkla çıkış yapabiliyorsunuz. Durumlar bu şekilde. Onun Evet. haricinde şu anda bizim Mehmet abimiz var. O Mariupol tarafında. Az önce Mehmet abiyle irtibat halindeydik. Oralar çok kötü durumda. İnsanlarımız gerçekten orada yardıma muhtaçlar. Yardıma ihtiyaçları var. Çünkü şu anda orada olan Türkiye Cumhuriyeti otobüsleri bile içeriye girerken şöyle bir problemle karşılaşıyor. Eğer ki zaten şu anda o hal varmış, içeriye girememiş otobüsler büyük bir ihtimalle. Orada 30 kişilik bir grup varmış. Onların birçoğu şu anda 2 tane otobüs orada bekliyor. Onların birçoğu öğrenci, Mariupol'de öğrenci. Onların haricinde en son öğrendiğim kadarıyla Mehmet abi dedi ki bizim insanlarımız da yani Ahıska Türklerinden. Bizim insanlarımızla da aralarında insanlar var imiş. İnşallah onlara da o Zaten şekilde öyle. orada Bütün yardım otobüsler de koyulur. öyle. Gelen otobüslere İnşallah dikkat onlara da ediyor. Zaten öyle. Hani Türkiye İnşallah onlara da vatandaşlarını elinden çıkarmak geleni için yapmaya gidiyor. çalışsın. Oradan sağ olsunlar Türk soyluları ve bizim Ahıskalı Türkleri de o otobüslere bindirip getiriyorlar. Allah razı olsun yani. Şunu da söyleyeyim. Biz hiçbir kuruma, hiçbir yere bağlı olarak çalışmıyoruz. Biz kesinlikle gönüllü olarak bu işe girdik. Madem çıkış yapamıyoruz, o zaman insanlarımıza bir faydamız olsun. Şunu da söyleyeyim. Ahıskalıyım. Şu anda bu şekilde temiz olarak Türkçe konuşmama bakmayın. Normal bizim dili de söyleyebilirim. O da problem değil Gül. Onun haricinde sor. Ramil ne lazım ise tez tez cevaplayayım, Şimdi söyleyeyim. Israf Bey şöyle bir şey var. Birinci ilk günlerde pasaportu olmayanlar, Ukrayna vatandaşı olmayıp aynı zamanda bulunduğu ülkenin pasaportu olmayanlar da geçebilirdi. Belli ki sınırda bu durum çok kullanılmış. O yüzden bir kere yani bizim hemşerilerimizden biri geçmişti. Bizim vermiş olduğumuz numaralara ulaşarak Türkiye'ye gelen hemşerilerimizden biri geçmişti. Başka birini de aynı şekilde geçirmeye çalıştık. Ancak Ukrayna buna izin vermedi. Azerbaycan vatandaşıydı fakat Azerbaycan pasaportu yoktu. Ukrayna da vatandaşlığını kabul etmemişti bu şahsın. Dolayısıyla git Azerbaycan konsolosluğundan belge getir öyle geç dedi arkadaşımıza. Biz de bu belgeyi temin etmek için hatta Lviv yakınlarındadır. Sabir Bey'dir. Sefirlikten Azerbaycan Sefirliği ile iletişime geçtik buradan. Şimdi o belge hazırlanıyor. Bana çünkü soruyorlardı insanlarımız ki pasaportumuz yok, geçebilir miyiz diye. Pasaportunuz yoksa bulunduğu bölgenin devletin mesela Azerbaycan mı, Rusya mı, Kazakistan mı o devletin sefirliğine, konsolosluğuna gidip bir çıkış belgesi almanız gerekiyor. Tek seferli çıkış belgesi almanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Başka diğer türlü insanlarımız soruyor. Şu an Ukrayna şey Rusya ordusunun işgalinde olan bölgelerdeki insanların çıkışı mümkün müdür İsrafil? Nasıl çıkacak bu insanlar? Ramil, o konuyla alakalı ben grupta da açıklık getirdim. Şuradan da söyleyeyim, inşallah varabilirsek. Çünkü artık otobüs seferleri gittikçe azalmaya başlıyor. İnsanları gittikçe sıkıyorlar ve şeylerde de yani gün geçtikçe çember daralıyor diyorlar yani. Çember daraldığı için de şeylerde, geçitlerde, sınırlarda biraz sıkı kontroller başladı. Bundan mütevellit otobüslerin seyirinde de bir azalma var. Önceden burada 3 tane 4 tane otobüs beklerken şu anda bir tane otobüs bekliyor farkındaysan. Şimdi bu savaş burada da acı gerçeklerle şey yapmamız lazım, barışmamız lazım. Çünkü bir yere kadar insanlara olacak, bitecek veyahut da olması lazım
gibi hani moralmen destek verebiliriz. Ama bazı şeyler olmuyorsa, bazı şeylerin imkanı yoksa, bazı şeyler gerçekse o gerçekleri de konuşmak lazım. Şimdi böyle bir kontroller oluştuğundan dolayı yarın inşallah Büyükelçilik'te bir görüşmemiz var. O görüşmeyi gerçekleştireceğiz. Bize o taraftan yapılacak şeylerle alakalı bilgileri verirlerse şayet Herson tarafından, Çaplinka tarafından çok aşırı derecede mesaj alıyorum. Çok aşırı derecede bir yoğunluk var. Çünkü oradaki insanlar çıkmak istiyor. Bir şekilde bize yardımcı olun. Bir şekilde bizim sesimizi oraya duyurun. Biz de gidip irtibata geçeceğiz konsoloslukla. Bu durumları aktaracağız. Hali hazırda yaptıkları bir çalışma var mı? Çünkü telefonlarla da bilgi alırken tam net bilgiler alamıyoruz. Bazı konularla alakalı. Çünkü devlet resmi yollarla ilerler, resmi prosedürleri uygular. Sadece şu andaki tek problem konsolosluğun bize dediği şeydir. Kafa kalmadı artık ya. Kaç gündür. Devletin bize Anlıyorum dediği seni kardeşim. son Seni prosedür. Çok anlıyorum. Vallahi söyleyeceklerim de kafamdan gitti. Zaten şey Gerçekten. yapacaklar. Estağfurullah. Ben görüştüm. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili personeliyle görüştüm. Onlardan bilgi bekliyorum. Haber bekliyorum. Onlar da devlet prosedürünü, yani nasıl çalıştıklarını, kimlerin gelebileceğini falan anlatma babında. Bir de bu kirli bilgileri, özellikle sen Ukrayna'dasın, orada şahit oluyorsundur. Biri oraya çekilir, biri buraya çeker insanları. Kime güveneceklerini şaşırdı gerçekten insanlar. Ukrayna'da yaşayan Azkalı Türkler Türkiye kime Cumhuriyeti güveneceğini Devleti'nin haricinde şaşırdılar. kimseye güvenmeyecek bu insanlar. Ramil, Türkiye Cumhuriyeti Ha, Devleti bunu haricinde söyle. kimseye güvenmeyecek bu insanlar. Çünkü bu olayın en başından şunu da söyleyeyim, şöyle bir netlik getireyim. Hani buradan insanlar çıktı gidip orada karşılama yaptılar ya, tören yaptılar ya, prim kastılar ya. O prim kastıktan sonra Ukrayna Devleti dedi ki kardeşim öyle mi dedi. Hani biz güzellik yaptık, sizi geçirdik. Ondan sonra dedik böyle şenlik davulu zurnalı siz karşıladınız madem. Siz bizi mi kandırıyorsunuz dediler. Bundan sonra da pazarlıktı. Kontroller sıkılaştı. Dilden dile dağıldı. Bizimkiler geçir. Bizimkilerde problem yok. Bizimkilerde sıkıntı yok. Ele de bele de bırakırlar. Aha şimdi de bırakırlar. Pazarlıktı. Bir iş yapılırken, bazı şeyler yapılırken insanlar dilini tutsa, diline sahip çıksa her şey çok daha rahat olacak, çok daha güzel olacak. Çünkü De biz yapıyoruz, biz ediyoruz deyince tabii. orada çıkan bir tane ses bütün dünyaya dağılır. Ondan sonra sıkıntı çekilen tarafta yani siz geçtiniz gittiniz. Allah yolunuzu içinize açık ettin. Şu arkadaki insanlara bir düşünün. Yani bu basit bir şey değil. Arkada da daha 8 bin tane insan var. 200 Çok kişi doğru, geçti. çok doğru 190 kardeşim. kişi geçti. Arkadaki insanları da bir düşünmek lazım. Öyle o şekilde hareket etmek lazım. Yani bilmiyorum. Yani şenlikimize de yani herkese demek işte durum budur ki gözlerinizi açın da sizden başkasının faydası olmaz. Hiç kimseye kendisinden başkasının faydası olmaz. Çünkü bu açık. Her şey gayet açık. Yani her şey gayet şeffaf. Elçiliklerin numarı var. Bakanlıkların numaraları var. Ondan sonra her tarafın numarası var. Siz bugün aradığınız zaman, yazdığınız zaman size cevap vermeyecek bir kurum veyahut da bir makam yoktur, bir mevki yoktur. Çünkü devlet milletine hizmet etmek için vardır. Bu kadar basit. 2 kere 2 daha 4. Doğru, Ha ama doğru. bir yere Şey, ulaşamazsınız, bir yere ulaşır mı? İsrafil, şu anda en yoğun Ağızkalı Türklerin yaşadığı en yoğun bölgeler neresidir? Bunu da bilgi alabilir miyiz? Ha şimdi Nerelerdir şu anda en Danilski yoğun yaşayan? Oblast'ta bildiğim kadarıyla Danilski Oblast'ta 1.000 kişi var. Mariupol, Kherson tarafı çok fazla insan var. Orada 4.000 kişiye yakın insan var bildiğim kadarıyla. Bu Kherson'da, Evet, Mariupol bize de tarafında. gelen mesajların çoğunluğu o taraftan geliyor. Kherson'dan geliyor.
Onun haricinde dağınık olarak gene Harkıv tarafında var insanlarımız. Orada da bayağı insanımız var. Onun haricinde dağınık olarak 5-10 aile olarak gene Ukrayna'nın genelinde var yani. Yani ortalama Evet, o hesaplayacak olursak insanlarımız Ukrayna bakın. genelinde şu anda 8 bin kişi var. O insanlarımız bize ulaşsın. Buradan İsrafil kardeşimiz var. Ona da ulaşsın. Bize de ulaşabilir. Biz bu şeyleri paylaşıyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili birim WhatsApp hattı var. Tamam mı? Oraya fotoğraflar, bilgiler, kimlik bilgileri gönderiyorsunuz değerli izleyiciler. Onlar oradan sisteme ekliyorlar. Bir de konsolosluk çağrı merkezi var. Ben onun da numarasını paylaştım. Yani WhatsApp numarasıyla telefonla görüşemiyorsunuz. Yani arayamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Sadece isim, soy isim, pasaport numarası ve telefon. Bir de altına da adresinizi, açık adresini yazıp gönderiyorsunuz. Bir numara daha var. O da konsolosluk çağrı merkezidir. Orasını da arayıp biri tıklayarak, yani Ukrayna ile ilgili bir bölüm açtılar. Oradan biri tıklayıp, işte Ukrayna ile ilgili konuşmak istiyorsanız biri tıklayın diyor. Onu tıklayıp konsoloslukla görüşebiliyorsunuz. Sesli yanıt sistemiyle oradaki operatör çalışan arkadaşlar size yardımcı olacak. Bu şekilde devletimizle doğrudan iletişim haline geçebiliyorsunuz. Yani başka bir aracıya gerek kalmadan direkt devletimizle iletişim geçebiliyorsunuz. Zaten böyle bir ortam, böyle bir imkan yaratılmış. Kimseden medet ummayın. Biz onu demek istiyoruz. İsrafil kardeşimiz de onu diyor. Bugün herkes kendi başının çaresine baktığı gündür. Ha, Türkiye'ye geçip geldikten sonra kim karşılamış, kim onların karşısına bir tabak yemek koymuş. Eğer bunların reklamı yapılacaksa, İsrafil kardeşimiz de dediği gibi şey, Ukrayna'da bunun sıkıntısı yaşanıyor. Çünkü şu an zaten Ukrayna'da savaş durumu, öyle yani abartmayın böyle davul zurna falan diye de ben aslında görmedim. Eğer varsa da abartmayın yani, böyle şeyler yapmayın. Valla İsrafil. durum bundan ibaret. Şunu da söyleyeyim. Buradan bazı şeyleri yanlış anlayan insanlar var. Bunu da tekrar tekrar söyleyeyim. Hani bana diyorlar ki siz getirmişsiniz, siz etmemişsiniz. Ben hayatta öyle bir şey kabul etmiyorum. Biz kimseyi bir yere götürmedik. Kimseyi bir yere götürecek kudrete de güce de sahip bir insanlar değiliz. Biz ancak insanları yönlendirebiliriz. Bunu açık Allah net razı olarak olsun. buradan belirteyim. Aynen, Çünkü aynen öyle. Aynen öyle. Hani Burada. böyle bir yere yani kimsenin hani bu Türkiye içerisinde ben seni aldım İstanbul'dan Ankara'ya götürdüm değil. Bu bambaşka şu anda yani savaş bölgesi olağanüstü durum saat 10 oldu o hallerinde sokağa çıkmanın bile bir şeyi var yani prosedürü var. Şu anda kimse kimseye garantör olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti haricinde kimse kimsenin canına garantör olamaz. Aynen öyle. Eğer çıkacaksanız oradan devlet arkalı çıkın. En azından devlet sizi orada korumaya çalışır ve güvenli ortam yaratılır. Ondan sonra devletin desteğiyle çıkarsınız. Değerli izleyiciler, İsrafil kardeşimiz de bunu diyor. İsrafil, aktaracağım başka bir şey var mı şenliğimize? Sakallı çok gezmeyin ortalıklarda. Eğer yola çıkıyorsa sakalınızı alıp çıkın. Çünkü bizim milletimiz çok göze batıyor. Bayağı gene çevirdiler, içeri aldılar. Dapros'lar, vapros'lar, ne diyorsunuz, ne geziyorsunuz. Ondan taşkari Daniski Oğuz'un propiskası olan insanlar var ise bu taraflara, Lvov taraflarına rahat gelebiliyorlar. Trenlere binerken bir sıkıntı olmuyor. Onlara fazla sıkıntı çıkartmıyorlar. Bunu bilsinler. Çok da ortalıkta dolanmayın eğer Gendis, Nastrakya, Risk yola çıkmışsanız çok ortalıkta dolanmayın. Anladım. Yani özellikle sakallara dikkat edilsin, kesilsin değil mi? Yani He, belli ki belli bir gruplardan hafta ayırt edilme amacıyla. Evet. tabii. Biz Evet, şimdi bize haklı bir bakmayın. Biz bir prosedür. haftadır ne duş yüzü gördük, ne banyo yüzü görmediğimiz için o işler biraz zor oluyor. Ama siz Allah sakalınızı alıp öyle yardımcınız çıkın. olsun. Çok iyi anlıyorum.
Tamam. Yani yola çıkanlar en azından sakallarını alsınlar. Çünkü belli gruplar var. O gruplardan ayırt edilmemiz açısından bu uygulamayı yapın arkadaşlar. Evet. Başka Aynen öyle. ekleyeceğim bir şey var mı İsrafı kardeş? Soracağım bir şey varsa yanıtlayayım. Herhangi sormayacağım bir şey yoksa, hava çünkü soğuk. Ben de başımı sokacak bir yer bulayım. Tamam. Siz içeri geçin. İsrafı sen numaranı da bana gönder, ben bir şey yapayım. Seni ekleyeyim. Seninle sürekli irtibatta olalım. Oradaki Tamam. kardeşlerimizden de senden haber alırız sürekli. Tamam. Kendinize çok iyi bakın. Selam söyleyin. Bütün herkese sabırlı olsunlar. İnşallah devletimiz büyüktür, güçlüdür, kudretlidir. İnşallah sizleri oradan Azkala Türklerin tamamını kurtaracak Allah'ın izniyle. Kendinize dikkat edin. İnşallah görüşmek üzere. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Evet. Evet, İsrafil kardeşimiz şu anda Ukrayna'da sınırdan geçmeye çalışıp Ukrayna devleti tarafından geri gönderilen kardeşlerimizdendi. Ağızkalı, yani erkekler bırakılmıyor ya, bildiğiniz gibi 18-60 yaş arası erkekler bırakılmıyor. Dolayısıyla İsrafil kardeşimiz de bırakılmadı. O da kendisi de anlattığı gibi yani madem geçemedim, ben de buradan en azından halkımıza bir şeyler yapabileyim. Bir emeğim olsun, eyluğum olsun diye orada duruyor şu anda. Bilgi vermeye çalışıyor. Gelenler işte karşılıyor, oradan yönetmeye çalışıyor. Sağ olsun, Allah razı olsun kardeşimizden de. Evet, Nizam Bey'i alabilir misin Ukrayna'dan demiş. Buyursun, istek göndersin. Kabul edeyim Nizam Bey'i de. Nizam Bey, canlı yayın isteği gönderin. Kabul edeyim. Evet, yorumlara da bakayım da hızlı hızlı yorumlara bakmak istiyorum. Murat Şamşatov, Fuat Bey gelecek mi iyi yayınlar demiş. Fuat Bey gelemez buraya. Burada sadece Ağızkalı Türklerin platformudur. Fuat Bey Ağızkalı Türk değil, Ağızkalı Türklerle ilgili bir insan da değil. O sadece maaşlı bir elemandır. Dolayısıyla onu burada kimse ona söz vermez. Ben karışım. Nuraddin Bedel iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Gülay Gül iyi yayınlar dilerim. Huzurlu akşamlar olsun demiş. Teşekkürler, sağ olun. Böyle bir sorularınız varsa soruları alayım. Selam yazanlara herkese teşekkür ediyorum. Burada da zamanını almak istemem insanların. Az önce bir Zafer kardeşimiz vardı. Çok ağır konuştu hakkımızda. İşte para yemek falan filan. Biz Allah'a şükür kimsenin parasını yemiyoruz ki, bir yerde maaşlı eleman da değiliz. Zafer kardeşimiz daha fazla bilgi kirliliği yaratmasın diye engelledim. Yayın bittikten sonra kendisini arayacağım, konuşacağım. Derdi neymiş, öğrenmeye çalışacağım. Buradan biraz çok fazla atı tuttu. O yüzden şey yaptım, kendisini engelledim değerli izleyiciler, bilginiz olsun. Gülay Gül yazmış. Ramil Bey, şu boş konuşan haddini kendini bilmezlere sayfadan engelli etseniz milletin huzurunu kaçırmasınlar. İki hadsiz yüzünden tüm millet karalandı, karalanıyor. Yeter artık demekle de olmuyor. Evet, şey yaptım, engelledim zaten. Asim Muzaffarov yazmış. Nasıl yapmıyor ki? Kiev'den şahsen ben, sınıf arkadaşım, köylüm, dostum gitti. Şimdi Türkiye'de, ha bir de hiç evraksız sorgusuz demiş. Evet, Asim Bey, önceden evraksız geçiliyordu ama demek ki bu durumu çok kullanmışlar sınırda. Şimdi şöyle düşünün. Türk vatandaş şey Ukrayna vatandaşı olan bir Ukraynalı mesela, Ukrayna vatandaşıdır ve 18-60 yaş arasıdır. Sınırdan geçmek istiyor ama geçemiyor. Değil mi? Yani yasak var. Bu ne yapabilir? Bunun türlü yolları vardır mesela. Örneğin vatandaşlık bilgilerini atar bir yere, tamam mı? Rusya'dan ya da Kazakistan'dan ya da Özbekistan, herhangi bir yerden yakın bir akrabasının kimlik bilgilerini alır. Ben o kişiyim der. Pasaportumu da kaybettim der. Çıkmaya çalışır şeyi. Bu tarz durumları çok kullandıkları için engellendi. Artık evraksız olan kişiler için bulundukları vatandaşlığı bulunduğu ülkelerin konsolosluğundan veya büyükelçiliklerinden
belge istiyorlar değerli izleyicilerimiz. Yani oranın vatandaşı olduğuna dair bir çıkış belgesi var. O çıkış belgesini istiyorlar. Bu arada Azerbaycan devletinden de Allah razı olsun. Geçen şahit oldum. Konsolosluktaydım Azerbaycan konsolosluğunda. Bu anlamda Ağızkalı bir aileye bir çocuğunun evraklarını kaybetmişti. Ama kopyalar vardı tabii. O kopyalar üzerinden çıkış belgesi verdiler. Kendim de şahit oldum. Teşekkür ederim Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğuna. Bütün Ağızkalı Türklerin derdiyle dertlenen herkese de Allah razı olsun. Teşekkürler. Yine kim? Serhat Kemal Yanlar. Teşekkürler hocam. Evet. Murat Muhiddin, Ramil Bey, Ukrayna'da bizim Şenlig'in evine bomba düştüğüne 3 gün oldu. Siz yeni duymuşsunuz. Murat Bey'e diyor ki bizim Şenlig'i nakli yapmıyoruz. Arzak yardımı yapmıyoruz. Yani herkes birlik olarak DATÜB'le yapsanız daha iyi olmaz mı? Murat Muhiddin, ben yeni duymadım. Şahısın kendisiyle o aynı gün İslam Bey'le, yani yaralanan arkadaşlardan biri, bizim şenliklerden biri İslam Bey'dir. İslam Bey'le aynı gün aradım. Yani duyduğum anda aradım, konuştum, hastanedeydi. Kardeşi ikinci bir ameliyata giriyordu. Haber alıyorum, dün de haber aldım, bugün de haber aldım. Yani sürekli haber alıyorum zaten kendisinden. Allah şifasını versin. İyi durum değil, iyi bir şeyle karşılaşmadılar. Evleri bombalandı sonuçta. Elimden geldiğince yetişmeye çalışıyorum. Hatta kendisine de söyledim. Bir an önce oradan çıkmak lazım dedim. Kendisi dedi ki burada sağ olsunlar iyi bakıyorlar. Yani şu anda Ukrayna Rusya yönetimi altındadır orası ama Ukraynalı işte sağlıkçılar bakıyor onlara. İyi durumdayım dedi. Sadece kardeşimin iyi olmasını bekliyorum. İnşallah iyi olur. Üzgünüz. Arkadaşımızı da kaybettik dedi. Yani yeni duymadım ben. Yeni de duymuş olsam bu benim suçum değil. Çünkü bana bilgi geldikçe ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben Türkiye'deyim. Olaylar Ukrayna'da oluyor. Yani elimden geldiğince ulaşmaya çalışıyorum. Asim Muzafferov, Datup diye bir şey yok. Abim bitti. Adını bile çekmeyin artık. İnsanlar görüyor. Özellikle kötü günde her şey belli oluyor. Binali Muzafferoğlu, DATÜB'ün içinde bizim şenlik milli ve yerli olmayan biriler DATÜB'ü terk etmeli diyor. Onlar da o yüz olsaydı çoktan terk ederdiler. Binali Bey, sürekli yüzlerine vurduk iyice yüzsüzleştiler. Hatta bugün Ağızkalı Türkleri neredeyse ses yükselterek yönetmeye çalışıyorlar. Ben bugün şahit oldum ses kaydına ve çok sinirlendim. Sinirlendiğim için de bugün ona yüklendim. Bilginiz olsun. Murat Şamşatov, DATÜB olmadan zaten insanlar elinden geldikçe yapıyorlar. DATÜB'la kimsenin birlik olmasına gerek yok. DATÜB zaten devlete bağlı bir kuruluş. Devlete bağlı değil değerli izleyiciler. Yani STK'dır bu. Yani kendi halinde bir STK'dır. Devlet tarafından onaylanmıştır. Çünkü Bakanlar Kurulu tarafından, çünkü ismi içerisinde dünya ibaresi geçiyor. Yani Dünya Ağızkalı Türkler Birliği derneğini kurabilmek için, STK'sını, federasyonu kurabilmek için bakanlık tarafından onay almanız gerekir. Bu onayı almadan bu birliği kuramazsınız. Devletimiz sadece onay vermiştir kurabilmeleri için. Türkiye Cumhuriyeti'nden yardım talep edilirse zaten ediyor. Evet, doğru. Zaten Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da dedi. İsteyen herkesi getireceğiz dedi Ağızkalılarla ilgili. Önemli olan DATÜB'ün bunu güzel bir şekilde devlet büyüklerimize aktarması. Şu an maalesef ki DATÜB'den başka bir kuruluşumuz yok. O yüzden onların devlete görüşü, durumu izah etmesi gerekiyor. Türkiye'den oturup DATÜB'den başka kuruluşumuz yok değil. Türkiye'de ASKA STK'ları bir sürüdür. Yani çok var. Her yerde var. Onların da aktif olmasını bekliyoruz bu anlamda. Sadece onlar kuru bir reklam peşinde olmadıkları için, yani bizimkiler bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mesela geçen AKTÜP'ü gördüm şeyde, Antalya'da haberlere çıkmışlar, gazeteye haber vermişler. Yani insanlara, halka, Türkiye'dekilere bir nevi de algı operasyonu da çok önemlidir değerli izleyiciler. Şimdi biz buradan diyoruz Ağızkalı Türkler ki işte Türkiye bizi kabul etsin, Türkiye bizi götürsün falan, ama bizi tanımayan,
Türkiye'de tanımayan insanlar var. Ağız kalı olmayıp yani buranın yerlilerinden tanımayanlar var. İşte onlar da düşünür ki ya işte yetmiyordu, işte Suriyeliler geldi, ne bileyim Araplar geldi, şunlar geldi, bunlar geldi, yetmiyordu. Şimdi bunlar da gelmek istiyor diye isyan ediyorlar. Tabii bilmiyorlar, tanımıyorlar bizim kim olduğumuzu, bilmedikleri için ne için sürgün edildiğimizi, nereden sürgün edildiğimizi çoğu insan bilmediği için bu tarz şeyler yazıyorlar, yorumlar. Dolayısıyla öncelik yani o insanlar oradan geliyor ama buradan da bir çalışma yapılması lazım. Bilgi çalışması ki Ağızkalı Türkler kimdir? Niye geliyorlar? Türkiye'yi niye tercih ediyorlar? Niye illa o kadar dünyada ülke varken sadece Türkiye istiyorlar bu insanlar? Bunu aşılamak lazım burada Türkiye'deki halka. Ki biz sizdeniz diye, biz Oğuz Türk'üyüz, buranın Türkleriyiz yani. Ağızka sadece koparılmıştır sizden ve içinde halkıyla beraber ve sürgün edilmişiz o bölgelere. Yani şu an oralarda yaşamak bizim isteğimizle değil. Sürgün edildik. Vatanımızdan, yurdumuzdan sürgün edildik. Şimdi de aynı vatana dönmek istiyoruz. Yani bunu da insanlara aktarmak lazım. Bu anlamda gördüm. Yani Antalya'da böyle bir çalışma yapılmış. Allah razı olsun onlardan da. Türkiye'den oturup Türkiye'ye kadar gidenleri alıp Erzincan'a herkes götürür. Önemli olan buradaki sorunları çözsün. Burada sorunları çözmek yerine sorun çıkartıyorlar. Onların bir sözüyle buradan kalkıp sınıra giden otobüslerden ikisi ülkeden çıkamadı. Az daha askeri alıyorlardı. Onların sorumsuzlukları yüzünden demiş. Evet bakın şimdi insanlar soruyor ya biz çıkabilir miyiz? Erkekler çıkabilir mi? Buradan oturup işte şey yapıyorlar. Evet siz çıkın. Binin otobüslere çıkın. Yeter ki oradan çıkın. Oradan işte sizi kurtaracaklar falan. Ama öyle değil. O ülkenin, Ukrayna'nın şartları var. İsrafil kardeşimiz de az önce yeni oluşan şartları açıkladı. Ben orasını, o kısmını da sizinle paylaşacağım, yayınlayacağım. İsrafil kardeşimizden de belge isteyeceğim. O kanuna ilişkin, ya yeni çıkan yasaya ilişkin belge isteyeceğim. Yani sınırdan kimler çıkabilir? Bu güncellenmiş herhalde şartlar. O şartları sizinle paylaşacağım değerli izleyiciler. Ama kişilere inanıp da sınırlara doğru gitmeyin. Sadece bu konuda devletimizin ilgili birimlerinden bilgi alın. Lazım da yok, faydası da yoktu zaten demiş. Evet. Soruları almaya çalışıyorum. O yüzden okuyorum. Sonuyor Karadze. Her tarafta Datup'tan fayda var. Sadece her sana yok. Hiçbir tarafta yoktur. Merak etmeyin. Murat Şamşatov, Ramil Bey davet ettiniz mi Fatih Bey'i demiş. Hayır etmedim. Onu değil. İsomolize ile ilgili az önce bir şey söylemiştim de gelmiş yorumlara. Şimdi bakacağım yorumla. Sırayla gidiyorum aşağı okuyacağım onun yorumunu da. Asim Muzaffarov, Hatice öyle değil bin şükür o Datup yokken de dimdik geziyorduk şimdi daha dik gezeriz. Ya insanlar şunu görmeli ya aslında savaşın ikinci haftasıydı değil mi? Ukrayna'da savaş oluyordu. Bursa'da bunlar birbirine madalya takıyorlardı Datupçular. Şimdi uyanmışlar güya milliyetçi olmuşlar güya halkı korur olmuşlar ama o zaman zaten Türkiye yapacağını yapmıştı artık insanlarımızı getirmeye başlamıştı. O günler Bursa'da şey yapıyordu, birbirlerine madalya takıyorlardı. Onu da paylaştık. İnsanlarımız da gördü. Şimdi onlar, o gelenler de şu an hani denize düşen yılana sarılır misali. Kimse bir şey diyemiyor, bir şey yapamıyor, buradan yazamıyorlar falan ama sizi de çok iyi anlıyorum. Yani can havlindesiniz. Yani bir kimse belki iyiliği dokunur diye bir şey yazamıyorsunuz. Hayır, ben ona bir şey demiyorum. Zaten kimseyi karalamayın, kimse ben derim diyeceğimi siz hiç kimseye bir şey söylemeyin. Yeter ki oradan şu anda kurtulun. Bu tartışmaların yapılacağı zaman var. İnşallah herkes sağ salim kurtulsun. Bu tartışmalar da yapılacak. Bunların hesabı sorulacak bütün bunlar. Nargile Aslan kişisel sorunla şey tartışmalara girmiyorum Nargile Hanım. Onu kendisiyle tartışın lütfen. Yani
Binali Müzefferoğlu, DATEV'in içindekiler kimdir? Nerede doğmuş? Kökeni kim? Açıklamasını yapsın. Hangi sorttandır? Söylesin. Saklanmaya gerek yok. Bak ben Türk'üm, bizim Şenlig'in ta kendisiyim demiş. Onlar da gelecek. Zamanı gelecek. Şahan Ali Kerim hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Murat Şamşatov, duyun bunları. Az kal abiler, ablalar, açın gözünü, sessiz kalmayın artık. Binali Müzefferoğlu, bizim Şenlik'in derdini bizim Şenlik bilir. Yabancıya gerek yok. Yaşasın bizim Şenlik demiş. Söyle alalım demiş. Safil Bey'i aldım yayına. Bedriye Doğan, Ahıskalı Türkler için yaptığınız bütün işler için Allah razı olsun sizden. Sağ olun. Allah razı olsun. Alaaddin Osmanov, biz de biliriz, yok kardeş, yok işte, biz de biliriz, olmadığı zaman başımızda kimseler var, azka diye, ona göre biliriz. El ele verelim, yardım edelim, herkes kendi başına başkan olmuş, yeter ya, yeter, nedir bu milletin çektiği? Alaaddin Bey, Allah razı olsun sizden. Yani çok doğru, çok güzel bir yorumda bulunmuşsunuz, sağ olun. Zaten savaşın ilk haftasından biz bunu diyoruz insanlarımıza ki, gerçekten yeter. Herkes başkan olma hevesinde, herkes bir şeyler yapma hevesinde yapsın. Herkes bir şeyler yapsın ama milleti idare etmeye çalışmasınlar. Kim bizim Şenlik yaşasın, bizim Şenlik yaşasın demiş. Evet. Ramil'im, evet İslam abim Türktür. Hem de ailesini iyi tanıdığım için komşum mu diye, Ağızka Türk olduğunu kefilim, hiç şüphe duyma demiş. İslam kimdir? Ben İslam'la ilgili, İslam diye biriyle ilgili bir şey yazmadım burada, söylemedim ama. İsomolize diyorsan ben onun daha önceki tezleriyle ilgili, yani onu orada okuyan, orada onunla beraber öğrenim gören şahıslarla irtibat halinde olduğum için, onun Gürcülüğü savunduğunu zamanında söyledikler için, yani ben Gürcüyüm falan dediğini, savunduğunu söyledikleri için ben o anlamda dedim. O şahıslarla tekrardan görüşeceğim zaten. Bir o ileride onun da açıklamasını yaparız. Ben o anlamda dedim. Şüpheliyim dedim. Türk değil demedim. Şüpheliyim dedim. Çünkü Gürcülüğü savunuyormuş zamanında. Gürcistan'da okudu ya. Murat Şamşatov, askerlik durumu nasıl olsa çıkış yapılabiliyor demiş. Askerlik durumunu şöyle dedi arkadaşlar. Bir bedensel engelli seniz, yani askerlik durumunuz, askerlik yapma durumunuz yoksa erkekler 18-60 yaş arası da çıkabiliyor sınırı. İsrafil kardeşimiz onu dedi. Bir de yeni düzenlenen yasaya göre, Ukrayna'daki yeni düzenlenen yasaya göre de bir kişiye bakma yükümlülüğünüz varsa, yani size bağlı bir kişi veya size bağlı iki kişi, yani işsizlerse ve sadece siz bakıyorsanız, o şahıslar da çıkabiliyormuş. Ama bunu garanti bir şey yapmayın. Ben çünkü bunu kesinleştireceğim. Şu an yayında duyduğum için bunu kesinleştirmemiz lazım, belgeleştirmemiz lazım. Ondan sonra insanlara aktaralım bu bilgiyi. Bilgi kirliliğine yol vermeyelim. Farman Dursunov, Rusya taraftan geçen hepsi geçiyor, yaşa bakmıyor demiş. Yani Rusya taraftan da Rusya'ya sınır bölgede öyle olması lazım ki, yani Ukrayna işte sadece Rusya tarafı, Rus askerleri olması lazım ki o zaman diyebilsinler. Bir de Rus vatandaşlığı da çok önemlidir o anlamda, öyle biliyorum. Kasım Muzaffarov, bir şey sormak istiyorum. Ya şöyle bir şey varsa, Ukrayna'da yaşayıp ama Ukrayna pasaportu yoksa, sadece Azerbaycan doğum belgesi varsa onlar geçebilir mi? Şimdi şöyle bir şey var. Ağızkalı Türklerin Ukrayna'da sürekli yaşadığı sorunlardan biri de Ukrayna vatandaşı olamamalar. Yıllarca Ukrayna'da yaşadığı halde Ukrayna vatandaşı olamadılar. Çoğu insan, yani hepsi değil de Ukrayna vatandaşı olanlar da var da, birçok insana bu tarz sıkıntılar yaşadı. Ben zaten o zaman Marat Resulov'la da sürekli bir aile için iletişim halindeydim. Onlar da alamamıştı vatandaşlığını. Yardım yol etmesi için ricada bulunmuştum ama hiçbir yardım olmadı. Gene de kendisiyle sağ olsun ilgilendi, aileyi de aradı, şey yaptı.
Şöyle bir durum var. Vatandaşlığınız olmadığı için, bulunduğunuz ülkenin pasaportu da olmadığı için bulunduğunuz ülkenin konsolosluk veya büyük elçiliğini aramanız lazım. Ya da gitmeniz lazım. Birisi Lvov'dadır. Mesela Azerbaycan Büyükelçiliği Lvov'dadır diye biliyorum. Oraya gitmeniz lazım. Oradan size bu doğum belgelerin asılları eğer sizde varsa, Azerbaycan'la ilgili belgeler sizde varsa oraya gidiyorsunuz. Oradan size çıkış belgesi veriliyor arkadaşlar. Yani çıkış belgesi vermeseler dahi Azerbaycan vatandaşı olduğunuza dair, Ukrayna vatandaşı da olmadığınıza dair bir belge çıkartmanız lazım ki sınırda bunu kendinizi ispat ettirebilirsiniz o sınırdaki askerlere. O şekilde çıkabilirsiniz. Çünkü bu şekilde çıkanlar var. Yani uydurmuyorum. Buna emin olabilirsiniz. Binali Muzafferoğlu, maşallah maşallah Allah yolunuzu açık etsin. Bütün insanlarımız tez bir zamanda kurtarmaya nasip etsin. İnşallah Türkiye devletimize ve bizim şenliğin cesur fedakar sizi kimi gençlerini Allah korusun demiş. Allah razı olsun. Sağ olun. Rumiya Ramizova Rusya pasaportu ise demiş. Zaten Rus vatandaşlığınız varsa çıkabilirsiniz. Yani Ukrayna vatandaşı değilseniz çıkabilirsiniz. Sıkıntı değil. Hangi pasaport ile çıkabilir ya? Rabbim senden parasını helal sana askalı. İsmail Akmedov yazmış. Yani az önce bahsettiğim İsmail Ali'ye. Ramil haber geldi ki beni arıyormuşsun nerede buysa diye. Bir de şüphen varmış benim Türklüğümden. Şüphen gidermek istiyorsan benimle görüşebilirsin. Zaten görüşeceğim. O zaman benim de senin Türklüğünden şüphem var. Derdine ne? Ne istiyorsun? İso kadar başa taş düşsün diyeceğim ama ne işse şimdi yeri değil. Hayır, şey değil. Yani şüphen olabilir. Benim milletimden şüphen olabilir. Benim yok şahsen kendimden de. Senin olabilir, sıkıntı değil bana karşı. Olay şu. Ben diyelim ki madem Türküm Türküm diyersin ey Somalize. Yani İsmail Akmedov aynı zamanda. Türküm Türküm ki diyersiz. O zaman bu az kala Türkleri niye Türk olmayan biri idare etmeye çalışıyor? Genel sekreteriniz niye az kala Türklere sesini yükseltip konuşuyor gruplarda? Çıksanız da siz idare etsenize diyelim. Sana kim nasıl bilgi getirdi bilmiyorum ama buradan dinleyenler zaten dinledi biliyorlar ne dediğimi. Yani çıkın da hiç olmazsa sizler bu insanlarla iletişim kurun. Sen de en son Ukrayna'daydın. Kendi canın kurtardın çıktın ama sen ki DATUB'un Dernekler Birliği'nin temsilcilerinin başkanısın Somalize, yani İsmail Akmedov. Sen ki Ukrayna'ya geldiğinde savaş var diye orada bir hafta mahsur kaldın sonra hemen kaçtın gittin ya oradan. Ya bu insanlarımız ki mahsur kaldı ya. Hani bu insanlara diyelim bir yardımcı olmaya çalışsan hiç olmasa bir şeyler yapmaya çalışsan da bu insanlar da mağdur olmasa. O ne diyelim Somalize? Taş düşsün Allah etmesin senin kadar taş düşe başıma. Aslan Necip bu yazdıklarının yeri mi ki sonu çözme yeri değil diyorsunuz ayıp demiş şeye yazmış. Somalize şimdi uçaktayım yoksa gerçek cevabı verirdin demiş. Tamam verirsin sonra verirsin sıkıntı değil İsmail Ahmedov. Binal Mürtezoğlu bizim Şenlik'in evladı nasıl da belli. İsrafil kardeşim Allah yar ve yardımcın olsun. Tebrik ederiz. Allah razı olsun. Kendine dikkat et. Geleceği için bizlere çok lazımsın demiş Murat Hoca. Binaliye ve Nargiz yazmış. Çok istiyoruz çıkmayı. Çaplinka çok korkunç olacak. Rusya geri çekilende en çok bunda Ahıska Türk burada. Öyle bizi bir Türkiye'den yardım bekliyoruz. Bize para yemek lazım değil. Bizi buradan alıp çıkarsın diyor. Yani para lazım değil, yemek lazım değil. Bizi buradan çıkarsınlar yeterli diyor. Somalize, Datub'un Ukrayna'daki kardeşlerimizi Türkiye'ye getirmek için verdiği çaba ve bugüne kadar yaptıklarını görmeyen birisi kusura bakmayın da kör olmalı. Başka ne diyebilirim? Valla bilemedim ki. Ya İsmail Ahmedov gel düz oturak düz konuşak. Yani egri de oturmayak. Düz oturak düz konuşak. Datub Ukrayna temsilcisi. Yani Ukrayna'daki en yetkiliniz bile Padval'daydı de. Yani Kiev'de de Padval'daydı. Bir yanı geçti orada da Padval'daydı. Ben onu kınamıyorum. O bir STK temsilcisi. Bir şey yapamaz. Biz de bunu diyoruz ki yani bir şey yapamazsınız. Yapmadığınız halde burada
Kocaman iki ülke savaş yeri mi birbirine? Rusya savaş yeri, Ukrayna savaş yeri. Arada bizim Şenlik mağdur. İçinde de Marat Rasulov da mağdur, değil mi? Ya bir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Siz ama kalkıp öyle davranıyorsunuz insanlara ki sanki kurtarıcısınız. Siz ne bileyim yapmayın da. Bu orada sadece ve sadece Türkiye'nin gücü orada etkindir. Siz değil. Bu Türkiye'nin gücünü kullanın da bizim Şenlik'e taraf kullanın. Kendinize taraf kullanmayın. Reklam olsun diye kullanmayın. Biz yapıyor, biz ediyor diye kullanmayın. Yarın bir gün devletimizi de küstüreceksiniz. O yetkililer görmüyor mu sizin bu yaptıklarınızı? Yani yapmayın. İnsanları zaten oradaki insanlar değil ki bizim Şenlik'i çıkarmak istemiyorlar. Herhalde ki burada hani Şenlik kalmazsa yani insanlar uyanıyor gerçekten. Uyanıyor da sizin bu fırıldaklarınız geçmeyecek artık insanlara. Haberiniz olsun. İskender Paşa uzak görenliğimizi ne yazık ki her zaman yapmıyoruz. Evet. Şöyle bir şey var İskender Paşa. Evet. Bir ilk haftasında yani savaştan bir hafta önce ben bir paylaşım yapmıştım. Buradaki izleyicilerimizin birçoğu da şahittir. Paylaşım yaptım ki bir video gelmişti Ukrayna'dan. Bizim Şenlik gençler, erkekler sığınma yerlerini hazırlayırdılar. Hendekler hazırlayırdılar falan. Ben paylaştım bu videoyu. Ve üzerine bir de yayın yaptım. Canlı yayında da dedim ki Ukrayna'daki yaşayan değerli halkımız yavaştan artık hazırlanın. Yani o insanlar zaten bir hafta içinde bir anda çıkamazlardı. Ama bir taraftan da Datuk bana karşı yayın yaptı. Canlı yayın yaptı, paylaşımlar yaptı. Dediler ki işte yok efendim orada savaş falan yok. İnsanlar işinde gücünde, insanları panik etmeyin falan filan. Sonra o diyen insanlardan biri orada şey oldu yani mağdur kaldı. Halbuki bir hafta içinde Türkiye ile irtibata geçilseydi böyle hızlı bir şekilde ya biz çıkmak istiyoruz bir altyapısı oluşturulurdu en azından savaş öncesinden bir hafta öncesinden bir altyapı oluşturulurdu bu tahliyelerin ve rahat bir şekilde bizim Şenlik bir araya toplanıp oradan çıkarılabilirdi her şey yapılabilirdi çalışma yapılabilirdi ama ne yaptılar bizim bu sözümüze yani hareket edin dememize kalkıp işte bunlar yalan söylüyor ortalığı karıştırıyor. Savaş yok Ukrayna'da. Hiç öyle bir şey de olmayacak falan filan. İşte inanmayın bunlara. Herkes işinden gücünden meşguldür. Herkes işinden gücünden meşgul olsun dediler mi? Dediler. Canlı yayınları siz de izlediniz mi? İzlediniz. Şimdi kimmiş yalancı, kimmiş sahtekar? Buyurun izleyin arkadaşlar. Nargile Aslan, bu kötü günde insanlarımızın sırtından namalanan Datuk ve sözde başkanlar Allah kahretsin demiş. Bakın insanlar size bunu diyor. Yani ben daha bir şey demiyorum. Sonia Kukaradze Çaplinka bölgesi çıkmak istiyoruz. Türkiye devletine sonsuza dek güveniyoruz. Başımızdan füzeler uçuyor. Sınırın dibindeyiz demiş. Allah kurtarsın. İnşallah devletimiz de sizi kurtaracak. En çok Çaplinka bölgesinde demiş. Ağız kara Türkler. Gülmüre Sarvalova Herson'da demiş. Evet Herson'da zaten. Çaplinka Herson içerisinde miydi? Öyleydi. Kehriban Türkoğlu Allah yardımcınız olsun demiş. Kerem Abbasov Çaplinka'yı getirin demiş. İşte ben özellikle bunu sordum İsafe kardeşimizden ki en yoğun, Azkalı Türklerin en yoğun olduğu bölge neresidir orayı desin diye. Çünkü yarın o konuda bilgi vereceğim. Dışişleri Bakanlığı ilgili yerlerine oralara gitmesini yani otobüslerin o taraflara yönlenmesini rica edeceğim. Çünkü orada gerçekten Türk otobüslerini bekleyen insanlarımız var. Kurtarılmayı bekleyen insanlarımız var. Dediğim gibi devletimiz önce güvenlik şartlarını sağlar. Ondan sonra oraya otobüs gönderir. Öyle rastgele otobüs gönderilmez değerli izleyiciler. Çünkü savaş halidir. Ukrayna savaş halinde de şu anda. Öyle rastgele şuraya bir otobüs göndererek de oradan çıkarak öyle değil bu işler. Lütfen bu konuda devletimizi de anlayışla karşılayın. Bir de şöyle bir şey var. Sadece Azkalı Türkleri değil. Ben görüyorum otobüslerde Azerbaycan Türkleri var, Özbek Türkleri var, Kırgız Türkleri var, Kazak Türkleri var ve diğer Türk soylu vatandaşlar var. Türkiye'nin kendi vatandaşları var. Yani bunlar içerisinde aynı zamanda Azkalı Türkleri de kurtarmaya çalışıyor. Yani bir anda böyle bir yüklü bir şekilde geçiş mümkün değil. O yüzden sabırlı olmak lazım. Türkiye'nin desteğini beklemek lazım.
Nizam Şamşato ben canlı yayına katılmak istiyorum eğer müsaitse demiş. Bu yorumları okuyup hemen sizi alacağım yayına zaten kısa bir şekilde ve sonra şey yapacağız. Binaliyeva Nergiz, benim bu İsmail Akmedov'a sözüm Datup kendinden başka kimseye ne yaptınız? İnsanların pasaportunu yapacağım diye söz verdiniz. Hangisini yaptınız? Size Ahıska Türkler bir neye lazım insanları, ülkeleri kandırıp para alıp yersiz. Sizin derdiniz paraya başka da bir şey değil demiş. Ha bu çok insan dedi biz pasaport için Datup'a başvurduk oradaki Marat Rasulova diye de. Onunla kendisiyle görüşürüm zaten yarın bu konuyu. Belki de bu konu şu anki konu değil. Yani şu an önce bir Ukrayna meseleleri çözülsün. İleride bu konuyla da ilgili şey yaparız. Evet, her sonunda her sonundayım. Olarak bıraktı Ukrayna Datup'u. Her sonu da yem olarak bıraktı Ukrayna Datup'u. Demiş. Nizam Bey de Ukrayna'dan. Ali Ağaoğlu Varhanlı iş padar atasözü işin başında babası olmalı demiş. Anlamadım. Ne demek istedin? Güler gülü insanlar ateşin içindeler. Davullu zurnalı kutlamalar olur mu? Çok ayıp olur. Halkımıza bir kurtulmuşsa diğerlerinin kurtulduğu anlamına gelmez. Kurtulanlar kendilerinin ne çektiklerini hatırlayarak başkalarını da düşünmeli demiş. Evet çok doğru. Eğer bu gerçekten doğru bir şeyse bu davullu zurnalı kutlama çok ayıp. Yani kimse bir ses getirmeye çalışmış herhalde. Reklam yapmaya çalışmış da. Yaptılarsa gerçekten çok ayıp etmişler. Hanımefendi size ne konuşuyorsunuz? İsmail Akmadır yavrum. Nasıl öyle şey yazabiliyorsunuz? Valla biraz dürüst olun. Beni veya bizleri tanımadan nasıl öyle şey yazıyorsunuz demiş. Adamsınız falan filan. Sorulara bakmaya çalışıyorum arkadaşlar da. Ali Ağaoğlu Varhanlı. Marat Rasulov Ukrayna'da değil mi? Hatta İsomolize'de Ukrayna'da diye paylaşım olmuştu. İsomolize savaşın şeye girince, Ukrayna'ya girince tabii bunlar düşünüyordu ki savaş olmayacak. Rahatça işte Ukrayna'ya gitti, oradan Kazakistan'a dönecekti. Yayınlarında öyle söylemişti ama dönemedi. Savaş başlandı anında. Bir hafta bekledi o da. Bir oteldeydi herhalde. Öyle yaptı. Paylaşımları o şekildeydi. Oteldeydi İsomolize. Bir hafta sonra çıktı. Nasıl çıktı? Ne şekilde çıktı? Orasını bilmiyorum ama çıktı. Marat Rasulov da bugün çıkıyormuş ses kaydından aldığım bilgiye göre. Yani kendisi ses kaydını gördüm. Bir gruptan göndermişlerdi. Kendisi ayrılmış Ukrayna'dan, o bulunduğu bölgeden herhalde Türkiye'ye doğru gelir. Bilmiyorum. Bence eğer geçmediyse sınırı geçmesin. Ailesini yani göndersin, geri dönsün. Yani ne olursa olsun yani hak etmemeli bu kadar şeyi. Bunca zaman eziyet çekti işte bir şey yaratmaya çalıştı. Şimdi o imajı bozmasın. Asıl lazım olan zamandır. Geçmesin o sınırı. Ukrayna sınırını geçme Marat Rasulov. İnsanlar orada bekliyor bizim şehrindekimiz. Tabii aileni şey yap yani aileni gönder. Burada illaki akrabaların vardır, Datup'tan vardırlar, dostların vardır. Yani karşılasınlar. Ama sen gitme, sen gelme hele bir. Sen Ukrayna'da dur. Sana kötü bir yorum yapmak istemiyorum ama bu yaptığın yanlış olur. Sonra ne bileyim insanlar tarafından pek iyi hatırlanmazsın. Bu senin tarihen yani zamanla senin yüzüne vurulacak. Sürekli sana söyleyecekler bizi bıraktın, önce kendin bindin o otobüse gittin, kaçtın gittin diyecekler. Halk yani bunu diyecek sana. O yüzden eğer hala sınırdaysan, sınıra gelmediysen ya da geçmediysen geri dön. Aileni gönder de milletin yanına geri dön. Böyle durumda lazım asıl. Böyle savaş durumunda yani kaçacaksınız edeceksiniz yani olmaz. Sonia Kukaradze yok değil gitti tahliye oldu. Bütün o da başkan milletini çıkarmadan gitti demiş. İşte çok ayıp ya ben doğru bulmuyorum. Gülbahar Basatov'a abiler bir soru soracağım. Size benim mesela yegerim dokümenti yok. Hiçbir şey yok. Siz diyeze pasaportu yazın numarayı orada nasıl desin ne yapsın yoktur ve orada sadece bir dokümenti yok.
Yani hiçbir dokümenti yoksa bu zaten bir sorun. Yani nasıl olur bu zamana kadar bu arkadaş nasıl geldi, nasıl yaşadı anlayamıyorum. Hiçbir dokümenti yok. Ha şu olabilir. İlla ki doğum belgesi vardır elinde. Hangi ülkedensiniz? Azerbaycan'dan mısınız mesela? Azerbaycan'da doğduğuna dair doğum belgesi, nüfus kağıdı belgesi veya şahsiyet vesikesi yani kimlik belgesi Azerbaycan'da olduğuna dair ya da eski bir pasaport, vakti süresi geçmiş pasaport da olabilir. Yani bunlarla şeye başvurmaları lazım. Azerbaycan konsolosluğuna ve sefirliğine başvurması lazım. Oradan geçerli bir belge alması lazım ki çıkabilsin. Yani başka türlü eskiden evet ilk başlarda sözlü olarak söylüyorlardı ve fotokopilerini gösterip belgelerin fotokopilerini işte ben aslında Kiev'deyim, ailem işte Kherson'da oraya giremiyorum. Orası savaş halinde, savaş halidir. Bana bu şekilde yardımcı olun deyip konsolosluktan bu şekilde çıkabilirlerdi. Ama şu anda oradaki şartlar gerçekten zorlaştırıldı. Bu durumda yani çıkabilmesi mümkün değil. Yani o yüzden gidip konsolosluğa ve büyükelçiliğe, vatandaşı olduğu ülkenin konsolosluğuna ya da büyükelçiliğine başvurması lazım. Binali ve Nergiza, siz Datup diye gruptaki öyle aç olduğunuzu gösterdiler ki Datup'ta olan hepsi öyledir. Ne yazık ki çoğu insanı tanıdık bu Datup'tan ama bir bilene adam kimi adam olup sözümde durmadı. Hamas sizleri Allah'a iyileri sizleri Allah'a havale ediyorum. Sadece bir Allah bilir kim ne durumda. Olur kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Bunda Marat Bey böyle bir şeyler yaptı ki her yaptığı da yanına kaldı. Baki bugünkü günde canını kurtardı gitti. Ha yani bak yorum yazmaya başlamışlar. İnsanlar artık yorum yazmaya başladı. Ona göre Roma Roma Ramil abi ben seni izliyorum demiş. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Nizam Bey'in isteğini kabul edeceğim. Bu yorumları bitirip hemen isteği de alacağım. Cavil Çıraklar Ramil Bey. Ramil Çıraklar Ramil Bey. Fuat Bey az kala Türk olmayabilir ama halkımıza çok emeği vardır. Ve bunu halkımız görüyor ve biliyordu. Sağ olsun var olsun. Ravil Bey size şöyle söyleyeyim. Siz bir fabrikaya gidiyorsunuz ya maaş alabilmek için yani çalışıyorsunuz ya. Sizin de mesela fabrikaya emeğiniz vardır ama parasını alıyorsunuz değil mi? Bu fabrikanın umurunda mı? Sizi çıkarır başkasını alır. O da aynı şekilde fabrikaya emek verir ama parasını alır değil mi? Fabrika daha çok yükselir. Şimdi Fuat Uçar kimdir? Fuat Uçar Ağızkalı değil. Ağızkalı'yla yakından uzaktan alakası yoktur. Dolayısıyla Ağızkalı olmayanın bir Ağızkas STK'sında işi nedir? Yani bize onun yardımı da lazım değil, onun minneti de lazım değil Ağızkalı Türklere. Bize Ağızkalı Türk olanlar STK'ların başında olsun, onu diyoruz. Murat Öner, biz bir şey yapmıyoruz. Kurumları ile sizleri iletişime geçirip maddi ve gıda desteği sağlatıyoruz. Kirli zihniyetlerinin iftiraları için bu tür duruma karar verdik falan. Murat Şamşatov ya tüm yorumları okumasınız aralardan okusanız. Ali Varhanlı eğer bir başka milleti bırakıp çıkmışsa doğru bulmuyorum. Ailesi ve çocuklarını çıkartmasında sakınca yoktur. Evet ben de onu dedim Ali Bey. Aile ve çocuklarını çıkarsın tabii ama kendisi çıkmasın. Çünkü o bir temsilcidir. Orada da tanınan biridir. Sonuç olarak hani kaçıp giderse yani büyük yanlış yapar. Ben onu diyeyim yani sonradan incinmesinler. Çünkü millet, halk bunu görüyor yani bu çok kötü bir şey. Hürmetli İsmail Ahmetov, siz Ukrayna'da mısınız? Marat Resulov yanınızda mı? Yorumda tahliye olundu konusu geçiyor. Doğru mu demiş? Hızlı hızlı okumaya çalışıyorum yorumları. Sonia Kukaradze, Ali Ağaoğlu Vahanlı, Marat Rasulov otobüse gidiyor, sevinçli ses kaydı bile attı demiş. Sevinçli ses kaydı bile attı demiş. Oy. Ya yapmamıştır ya öyle bir yanlış yapmamıştır. Umuyorum ya yani, yapmamıştır onu. Rafael Rushdie, selam aleyküm, hayırlı yayınlar, teşekkür ederim. Marat Şamşatov, aynen alın birisini, tek kişi konuşmasın, yorumları sırayla okumayın, herkese şu an sizi dinliyor demiş. Öyle derken hani şey önemli bir şey var mı onu soru var mı ona bakmaya çalışıyorum. Dur
böyle bir şey vardı. Şimdi az önce İsmail Ahmedov'la ilgili yani İsomorize ile ilgili yorumda bulunduğum için kendisi de yorum yazmış. Onu okuyayım. İsmail Ahmedov: Ramil, ben bir hafta o savaşın altında kaldım. Marat bugüne kadar orada. Bu kadar konuşacağına sen de Ukrayna'ya git de olmaz mı? Hiç olmasa Ukrayna sınırına git. Orada milletimizi karşıla. Onlara yardımcı ol. Olmaz mı? Evde oturma. Çık. Not. Beni Ukrayna'dan Türkiye devleti çıkardı. Teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Daim var olsunlar. He, İsmail Akmadov, sen, ben bir yerde görevli değilim değil mi? Bir yerden maaş almıyorum senin gibi mesela. Ben az kala Türklerin hiçbir STK'sında üye değilim, derneğinde üye değilim. Sen mesela az kala Türklerin dünya genelindeki, yani DATUB'un dünya genelindeki temsilciliklerinin başkanısın ya. Sen niye kaçtın? Sen asıl orada olman gerekir. Hazır fırsat bir de. Hani şu an Ukrayna'ya giriş yok, çıkış yapılıyor sadece. Giriş yok ya. Sen niye kaçtın? Oradayken o milletimize ne güzel tam zamanı, hatta şehit olacak olabilirdi yani, böyle bir imkanın da olurdu. Çünkü millete hizmet ediyorsun orada. Niye kaçtın yani? Kaçmamalıydın. Bir de canlı yayında da açıklıyorsunuz ki çıkabildi işte bir hafta. Marat'a gelince, Marat'a ben suçlamıyorum zaten. Ben Marat Rasulov'la zaten görüşüyordum. Ben kendisine de dedim. Önce dedim aileni. Çünkü Marat dedi ki millet benden inciniyor ki ben bir şey yapamıyorum diye, de dedi ki nasıl yapayım Ramil dedi. Savaş halidir. Ben ailem yanımda şu anda. Padvalın altında yok. Şimdi geçeceğim şeye dedi. Köve. Sonra köve geçti, dedi ki burada da işte ailem var, anam babam var dedi. Şey, anamgiller var dedi. Burada yani ailem var dedi. Şimdi onların yanındayım diye. Ben diğer ailemi bırakıp nasıl insanlara yardımcı olayım, burada bırakıp askeri durumdur, ne olup ne olmaz, geri döndüğümde başımıza ne geleceği, ailemin başına ne geleceğini bilmiyorum dedi. Ya bu normal, doğru. Burada ben hak verdim. Dedim ki, hatta dedim ki ona, sana dedim bu konuyla ilgili sana kötü yorum yapan olursa karşısında birinci beni bulur. Çünkü sen bir dernek, sivil toplum kuruluşu yöneticisisin burada, temsilcisin. Sen kimse değilsin yani, anladın? Devlet değilsin, şey değilsin yani, sen ne yapabilirsin? Ha dedim, eğer senin birinci yapman gereken nedir? Türkiye'den otobüsler geliyor ya, ilk fırsatta dedim aileni gönder. İlk fırsatta aileni gönder, çocuklarını gönder. Ondan sonra kendin dön, milletine ilgilen. İşte o zaman kafan rahat olur, arkanda, fikrin arkanda kalmaz. Gözün arkanda kalmaz da insanlara yardımcı olursun. Bu şekilde dedim. Bunu dedim ama herhalde yanlış mı anlaşıldım bilmiyorum. Eğer çıktıysa ben diyorum yani büyük yanlış yapmıştır. Bana gelince ben zaten bu savaşa bir hafta kala ben zaten paylaşımlar yaptım Ahmedov. Sizler hatırlayırsın, çok iyi hatırlayayım. Ben kayıtlarını da aldım çünkü. Bu savaştan sonra bunlar da şey olacak, bunlar da paylaşılacak. Sizler çıkıp dediniz ki savaş mavaş yoktur, millet iyidir. Hatta sen Ukrayna'ya gittin. Oradaki Marat Rasulov'u ziyaret ettim falan. Savaş yoktur dediniz. İnsanları panik etmeyin. Beni yalanladınız ya. Şimdi bak insanlar ne günde. Bu tabii ki bunu sevinerek demiyorum ama sana şey yapıyorum ki hep yalan ettiniz beni. Hep böyle beni yalanlamaya çalıştınız. Sonra böyle oldu işte. Camil kardeşimiz şu anda istek göndermiş. Tanımıyorum kendisini. Bir açalım. Belki bir sözü vardır. Sonra yavaştan yayını kapatacağım. Mizan Bey dediniz ama Mizan diye birisi yok şu anda burada. Gözükmüyor. Kazım Recep Mamlagi, Ramil dostum yayında bana desteğin varsa katılabilirim demiş. Anlamadım yorumunu. Kazım Bey, anlamadım yorumu. Kazım. Ramil dostum, yani de bana desteğin varsa katılır. Yani yayına mı katılmak istiyorsun? Katılmak istiyorsan katılabilirsin. Kazım da bizim Milliyetçi Hareket Partisi Bursa'daki ilçe sorumlularındadır, yöneticilerindendir. Katılmak istiyorsan Kazım istek gönder. Yavaştan çünkü bitireceğim yayını. Önemli bilgiler paylaştık. Bu önemli bilgileri kesitler halinde YouTube, Facebook ve Twitter ve diğer mecralarda, TikTok, Ağız Ki Gençlik isimli mecralarda paylaşacağız. Bu önemli kısımları, şimdi bu yayındır, evet 1 saat konuşuyoruz, 1,5 saat, ama burada önemli kısımlar var. Onları alacağım.
özellikle misafir kardeşimiz, Ukrayna'daki misafir kardeşimizin vermiş olduğu bilgileri şey edeceğim. Bu kişi teknik sorunlar nedeniyle katılamadı diyor şeye. Evet değerli izleyiciler, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Destekleriniz için sağ olun. Yayını paylaşın, bütün insanlarımıza ulaşsın. Sayfalarımızı takip edin. Bütün bilgileri güncel şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Devletimizden umudunuzu üzmeyin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman Ahıskalı Türklerin yanındadır. Olmaya devam edecek. Biz devletimize güveniyoruz. Tek umudumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Devletidir. STK'lar veya bu STK'lar içerisindeki nemalanmaya çalışan bazı şahıslar, yani herkesi tabii kastetmiyorum. Bunlara şey yapmayın, çok fazla güvenmeyin. Ha var, gerçekten yapan insanlar var, gerçekten emeği giden insanlar var. Gruplarında da hatta ben varım. Onlardan Allah razı olsun. Bilgi vermeye çalışıyorlar. Orada da yanlış anlaşılıyor. Orada da sürekli DATUP şeyleri giriyor araya. İşte yok DATUP bunu yapıyor. Ya biz DATUP'a bir şey demiyoruz zaten. Bırakın insanlar işi yapsın. İnsanlara bilgi versin. Orada da işte neyse, hoşça kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere değerli izleyiciler.